Buyurun Zuhal Hanım. Peki ne getirdim Toprak? Kütahya'nın yöresel dolamber böreği. Dolamberi bilen dolamber var mı? Ben bilmiyorum. Ya çarşaf böreği gibi bir şey aynı. Çok merak ettim. Patates gibi. Yani izlediğinizde de göreceksiniz. Gördüğünüzde şahit buna. Açtıkça açtım yani tamam, o böreği. Tamam çarşaf böreği de öyle olur zaten. Yani. Açtık da açılır. Ama vallahi yine börek ya. Ben şaşkınlık içerisindeyim. Benim beklentilerimin lütfen üstünde. Lütfen susmayın. Üstünde mi? Gerçekten. Şu an bu tabak benim de öyle. Ne? Gerçekten beklentilerim üstündeyim. Ne bekliyordunuz ki? Hayır ben çok başarılı bir iş çıkaracağını çok gerçekten düşünmüyordum. Toprak ben börek konusunda düşünüyordum. Çünkü şu an beni, o zaman da beğenilmişti. Şu an beni şaşırtıyor gerçekten. Mesut Bey adaletli yorumlar yapıyor. Benim yani beklentimin üstünde çünkü... kendisi de biliyor benim ne kadar iyi bir aşçı olduğumu. Ondan dolayı yani böyle bir menüyü keşke yani başka bir arkadaş da çıkarsaydı da ben de onlar için destekleseydim. Biliyorsunuz zaten ben hep adaletli puanlar vermeye çalıştım. Mesut Bey'e de helal olsun. Normalde puanı çok yüksek ama kesinlikle beni karalamıyor. Adaletli davranıyor. Böreği o zaman da beğenilmişti zaten. Biliyordu çok güzel börek yapacağını ama sunum yok. Ya mesela sizin ekmeğiniz en azından sizin çekinizi kendiniz yapmanızı ben nasıl takdir edeceğim? Şu ana ama kadar ben de takdir ediyorum onu takdir demiyorum ama. Yani. Hani zaten dün benim hakkımı yediniz lütfen bugün toprak benim hakkını yemeyin. Hayır ben zaten tabakta beğendim patlıcanlı şunu. Bana sunum yok, o yok, bu yok, şu kadar şey getirmiş olmamış. Benim böreğim lezzetsiz değildi. En azından böreğe sunum vardı. Bu kadar börek mi getirdiniz siz? Serçe parmağım kadar 4 tane çubuk getirdiniz. Şimdi de böreğin miktarına mı taktınız? Tabii ki ona takılacağım. Aa ben demek ki yaptığım bir tepsi böreği getirseydim önüne takılmayacaktın öyle mi? Buyurun. Ben cevap vereyim mi? Ver tabii orada ki. Orada tabandan sonra bunun yanında bence bir şeye gerek yok. Süper. Sen ya domates asatığı gerek yok da. Ya bence de gerek yok. Aslında ama ne bileyim şey belki aynen bir... Torbayla başlasaydı bir şey beklerdim Zuhal Hanım. Öyle söyleyeyim ama orada tabandan sonra bunun yanında bence sen başka bir şey gerek yok. Sert bir şey beklerdim. Bir süs bir şey. Gerçek şefler masada neyin nasıl olduğunu biliyorlar. Hayır ne demek böyle o? Biz de evimizde böyle alıp yiyoruz böreğimizi de hani bir haftadır sunum sunum diyoruz ya. Evet. Tamam. Siz de diyorsunuz bu bunu. Bu da bir sunum. Bu bir sunum değil. Ben de evde böyle kesip koyuyorum tabağıma. Ama order tabağından belki sonra... Belki yanına bir şey ekleyip bizi bunu seçmeseydiniz bir de ben bir ara sıcaklığa yani beklerdim. Yani size şunu söyleyeyim. Biz bu böreğin yanında ne içiyoruz biliyor musunuz? Ayran. Ayran ya da ya onu içiyoruz zaten ama içecek için soracak. Kütahya'da mı ne içiyorsunuz? Hoşaf içiyoruz. Hoşaf. Var mı? Ben bunu yapacaktım keşke normalde. Yapsaydınız. Evet. Normalde yapacaktım ama inanın yanına sonradan aklıma geldi. Mutfakta unuttuğumu fark ettim. O yüzden yapamadım. Ama bir iki hafta önceden menümüzü düşünüyoruz, planlıyoruz kendimizi. İçecek var mı? Ben mesela içeceği Osmanlı bir durum. Mutfağı yaptığım için bir içecek şerbet olmalıydı. Bence hoşaf biraz saçma geldi bana ama. Yani ama yöresel şey, olduğu için. Yani özgü, evet, yani katılıyorum ama bunun yanında ne bileyim. Ama demek ki öyledir oranın yöresine göre de. Ben getireyim hemen içecekleri. İçinde ne var? Peynir patates mi? Peynir değil. Peynirin tadı kötü. Peynir de acı biber var galiba. Peynirin tadı bütün böreği etkilemiş. Bu da çarşaf böreği zaten. Böyle. Ya, yöresel olarak diyebilirler. İsimlerine takılmıyorum ama peynir o kadar kötü bir peynir ki bütün böreğin o şeyini almış. Biraz da acı. Niye yedin o zaman yarısını? Ne kadar yarısı abartmış. Yesin ya. Hayır, yok, hayır, öyle değil, hayır bana bakar mısın? Şöyleydi zaten bunun ucu. Yani bana da hamur dedi. Ne peynir koydun toprağım? Normalde içerisine az tuzlu peynir koyarlar ama ben yarım yağlı peynir tercih ettim. Ekşimiş gibi bir peynir. Biraz, evet, şey tam yağlı bir peynir tercih ettim. Tulum peyniri falan değil bu değil yok, mi? Yok hayır değil. Onun gibi ama tadı işte. Ona benziyor. Tulum yani, peyniri ekşi kokar ekşi bir tadı tam olur. Tam yağlı bir peynir. Normalde İlek yarım yağlı kullanılır. Kuzu sütünden yapılmış. Kuzu mu? Ben kullanırım. Koyun pardon. Koyun. Koyun sütünden yapılmış bir peynir gibi. Yok bildiğimiz normal tam İlek yağlı. Peynir gibi değil sanki. Hiç evet. Peynir normalde buna peynir mi koyuluyor? Evet peynir koyuluyor. Hiç peynir koymasaydınız daha lezzetli. Çünkü güzel açmışsınız. Eğer o hoşaf kullanılıyorsa yöreselde kesinlikle hoşaf olur. Menüde yani menümde öyle bir şey yazmıyor. Yazmıyor zaten. Ben tamam, zaten onu da eleştirdim. Tek çeşit olması bana kolaylık geliyor. Zaten siz börekle iyisiniz. Bunu ilk haftanızda da kanıtlamıştınız. Ya bir insan da neyi söylemesi? Hani bir çeşit daha beklemedik mi? Ben bekledim şahsen. Ben beklemedim. Yani ara sıcak için benim için yeterli diye orada düşündüm ama. Orada tabağı çok çeşitli diye herhalde. Evet şey yani böyle. Çeşitleri çoktu. Aslında hoşaf çok iyi bir fikir olabilirdi. Mesela hem yoğun bir şey olmazdı hoşaf. Bence olmayanı değil dolanı konuşalım arkadaşlar. Bence de. Yani şu an menümde ne yazıyor? Hani şu an düşünmüşsünüz mesela. Tamam da şu an menümde ne yazıyor arkadaşlar onu tartışalım. Ama şimdi yapacaktım unuttum deyince de farklı bir şey anladık ya biz. Evet. Yani zaten yazdırmamışsın bunu hiç söylemene bile gerek yok. En başında deseydiniz ki ben tercih etmedim bu kadar. Peki Berfu seninle başlayalım ara yemeklerle. Evet dediğim gibi İsmail Bey'e katılıyorum. Peynir böreğin tadını bozmuş ama şey miktar olarak açma şeyi olarak ben böreği beğendim. Normalde
peynirine evet az katabilirdim ama böyle olması gerektiğini evet. düşündüm. Yok şeyi beğendim yani hamurun çıtırlığını. İyi açılmış. Bir de yağlı gelmiş. Güzel yani bir tip yağlı öyle çok almış bir yağlı. Yağı yok. Yalnız bu börek böyle olur. Değil yani işte, benim söyledim. Böreğimi o kadar laf ettiniz. Bu böreği savunuyorsunuz. Mesut Bey'in ya. Bu böreği nasıl savunuyorsunuz? Demin de söyledi. Banu'nun çıtır şeyini rolosunu atıyorsun araya. Ben de mail de açtım. Ben de uğraştım. Tamam güzeldi dedim bakın ben zaten. Çorbamı da güzel dediniz. Hatta tatlımı sonradan yediniz. Bir puan verdiniz ya bana. Ama artık o tatlı kup tatlı. Sosunda, dip sosunda yani. Senin ama sorun vardı. Yani altına yediniz. Bir haydariye benzeyen bir şey koyup da onu getirmeniz hoş değildi. Keşke onu getirme, yani haydari bile yapmasanız, yani o yaptığınız şey yoğurt dip sostan neyi bahsediyorum. Neyi yediniz o zaman? Ama açtım. Hepsini biz yemedik, Müslü Bey'i yedim. Açtım yani, kahvaltı yapmadım. Toprak Bey de içinden böyle tatlıymış. Bir saniye. Eğer sadece böreğe getirseydi diyecekti ki bunun altında bir sos olsaydı. Ama miktarı bu kadar olsaydı bence denmezdi. Miktarı çok azdı. Evet. Ama ben de sos olarak daha bir çok bıraktım. Bir tepsi açtım zaten, izleyeceksiniz. Anlamadım. Tekrar. Sos kullandığım için sunum diyorsunuz tamam. Yani işte o kadar yapabiliyoruz. O yüzden o kadar getirdim. Ara sıcak ya. Tamam. Şimdi ben bu böreği normalde yesem üstüne yemek yiyemem. Tabii çok büyük bu da. Lütfen. Yer misiniz? Yer misiniz? Ben de yiyemem. Yanının bir ayranla mesela. Böyle için o gerekiyor. Gün de keşkeyi bitirsek başka bir şey yiyemezdik. Bulgurda tamam, şey yardım zaten. Tamam ben zaten fazla diye ara sıcak. Size söyleyeyim. Evet, izin ben yoruma ama tek çeşit olunca herhalde biraz porsiyonu bol tutuyor yarışmacı yani. Anladığım kadarıyla. Evet senin de çeşidi ben de bol tutmuştum. Oldu. Güzel açılmış, sıcak geldi. Bana sadece peyniri ve acısı etkilemişti o kadar ama güzel. Ben de katılıyorum İsmail'in yorumuna. Banu? Ben de aynı şekilde. Bu arada ben şuradan alırken patatesinden aldım. Hamur zannettim, patatesmiş. Yok patates. Anladım patates. Ama yok, yok, güzel açmanda sıkıntı yok. Burak tebrik ediyorum. Teşekkür ederim, açmışsınız. Afiyet olsun. Neden orijinal tarifindeki peynir kullanmadın sadece? Bence yani heyecanla karıştırmış olabilirsiniz. İşte olabiliyor bir, değil bir mi? Bir hata olmuş ben ama size bir şey demedim ki. Ben size ekstradan heyecanınızla alakalı yorum yapmadım arkadaşım. Şimdi bu konuda da hak verin yani. Ben size yok, yapmış olduğunuz... Yok heyecanla hata yapabiliyor. Ama o yüzden 4 verdiniz. 1 puan. Hiç tolere etmediniz yani, hatalarını yani. Şöyle söyleyeyim size. Herkes 7-8 vermiş olsaydı ben 4 yok, vermiş zaten olsaydım... 5'ti ama 4'tü değil. Bir dakika. Siz değil. Benim hakkım 5 miydi? Evet. Yani ben de siz onun... Ben de sürekli evet diyeceğim. Bence onun size hesabını verin yani. Evet Mesut'a dönelim. Ben hamur açması, el açması olayına takılmayan bir insanım. Bunu sürekli söylüyorum. Fark ettik Engin Anız'dan sonra. Evet Engin Anız'dan ve Vücal'dan sonra fark ettik. Aa ne güzeldi tadı ama yapmayın. Soğuk kurtuldu. Aa lezzetliydi. Ben lezzetsiz demiyorum. Peki börekle ilgili yorumunu duyayım. Ben artık bu konuda cevap vermeyeceğim. İstediğiniz kadar sorabilirsiniz. Ben lezzetini çok beğenemedim. Peynirden dolayı sıkıntılı olmuş. Yağ aynen. Miktarı biraz bana da fazla geldi. Evet. Arkadaşlara katılıyorum. Onun dışında elinize sağlık. Ama bunu gerçekten çünkü çocuğun el lezzeti yok. Bunu savunuyordum gerçekten çıktı. Ne yok? El lezzeti var. El lezzeti. Toprağın yok. Evet. Ben el lezzetim şaka olmasaydı yapıyorsun. Birinci olmazdım zaten arkadaşım. Lezzeti olmayan bir yemek asla ve asla birinci çıkamaz burada. Kesinlikle. Ortaklaşa da bir şampiyonluk olsun. Niye söyle bak tam bizim programımızda hiç öyle bir şey olmadı. Sana hiç katılmıyorum Banu. Size şunu söyleyeyim. Ben peynirin yanlış. Nasıl bir tamamlasın? Peynir seçiminden dolayı tadındaki ben olayı beğenmediğimi söylüyorum. Sen güzel olan böreği peynirle mahvettin. Keskin bir tat var. Evet. Tulum zannettim Erzincan tulumu gibi. Ve işte acı. Ve acı evet. Yani, evet. Niye bu kadar biber? Karabiber yani... Hem kırmızı hem karabiber fazla kaçmış. Evet. Koyuluyor mu orijinalinde de ikisini evet, birden? Evet karabiber. Yani annem bile atar falan. O zaman çok koymuş. Bu kadar yani, koymuyordur. Hani ama ben bir yedim. Bu ne ya dedim acılı Adana gibi. Hiç gerek yani, yoktu. Bunu gerçekten araştırın. Bunun özü yağlıdır. Yani bu yok, yağlıdır. Yağdan acılır zaten ince olsun. Ben yemiştim bunu ama bu kadar acı hatırlamıyorum. Çok acısı var ve de peynir yanmış. Onun dışında çok güzel açmışsın ellerine sağlık çatır çatır. İncecik. Yağ da budur bunun. Yağ budur. Böreğin porsiyonu belki biraz bir tık daha ufak olabilirdi. Minimal çalışabilirdi. Yani daha kibar durabilirdi tabakta. Ama yanına ben herhangi bir garnitür aramadım. Çünkü ordur tabağından sonra ona da bir detay olması çok böyle gereksiz olurdu. O konuda hak verdim kendisine. Koymaması normal. Dolamber böreği aslında güzel açmıştı. Bence yağı falan da iyiydi. Sadece porsiyonu çok fazlaydı ara sıcak için. Bir de maalesef yanlış tercih yüzünden peynir o kadar kötü bir lezzet vermişti ki hiç hoşuma gitmedi o yüzden.